Beni izleyen herkese merhaba. Ben Yakamoz. Kingdoms Reborn'un 11. bölümüyle karşınızdayım. Hemen hiç beklemeden oyunumu yükleyeyim. 11. bölümü oynamaya başlayayım. Geçen bölümde videonun belli bir yere kadar oynamıştım ve videoyu kaydetmedim. Yani ekran görüntüsünü almadığımı fark ettim. Sonradan hiç bozmadım. Devam ettim. Kaldığım yerden oynadığım yerden sonrasını şey yaptım, kayda almaya başladım. 10. bölüm öyle geçti. Bir de artık yarım saate düşürmeye karar verdim. Bütün oyun videolarını, yani mümkün mertebe olduğu kadarıyla. Tabii oyuna göre değişecektir elbette o da. İlk önce yine şöyle bir yönümü ayarlayayım. Tamam. Yönü ayarladım. Hemen kaynaklarımı bir kontrol edeceğim. Gelir ve giderler. Odunda düşüş başlamış. 495 tüketim var. 444 üretim var. Kömür ortalama. Zaten kaynak bitmişti. Kart almıştım ve kaynağı doldurmuştum. Bölgedeki kaynağı. Tuğla ortalama. Aslında ileride daha fazla ihtiyacım olur mu bilmiyorum. Bu oyunda şu seviyeye kadar hiç gelmemiştim. En azından şu dönemlere kadar. Ciddi anlamda derimiz var ama ileride deri ihtiyacımız olduğundan nereden temin edebileceğimizi hiçbir fikrim yok. Çünkü avlanma olayı bitmeye başladı. Şehir genişledikçe avlanma da bitiyor. Ve bu da ciddi anlamda bir sıkıntı. Deri gelmeyecek. Zaten etin yüzünü gören cennetlik oluyor. Balık anlamında iyi bir üretime geçtik. Ben birkaç tane daha ton balığı avcısı binası diyeyim. Derin deniz balıkçılığı. Birkaç tane onlardan ekledim bir daha. Bunun dağıtım hedefini belirlemem. Teslimat eklemişim galiba. Dağıtım hedefi eklemişim, evet. Şunları da yıldızlayayım da aradan şey olmasınlar. Tabii 102.000 altın. Ben dün kapatırken bu altın bu kadar mıydı ya? Dikkat etmemişim demek ki. Çok ciddi miktarda bir altın var. Bu altını ne yapacağım? Şimdi her şeyden önce tabii ki biraz birim, evet. Birimler eskidikçe yer değiştiriyor. Bu da güzelmiş. Makineli tüfek. İleri seviye bir menzilli birim, silahşör, ön cephe birimi, gayet iyi. HP'si düşük ama saldırısı fena değil. Tabii ki şey de gitti, mancınık da gitti. Yani artık üretemiyorum daha doğrusu. Gitmedi, elimdekiler duruyor ancak üretemiyorum daha. Ve şöyle haritaya uzaktan bir bakacağım. Ben iki medeniyeti zaten kontrolüm altına aldım. Yanlış değilsem onların haricinde bir medeniyet kaldı. Hani büyük devlet anlamında. Onlar da şu an için çok güçlü görünmüyorlar. Tıkladığımda bilgiler geliyor muydu? Onu bir kontrol edeyim. Evet, geliyormuş bilgiler. Orta çağdaymış hala. Mutluluğu bayağı bir yüksekmiş aslında. Müttefiği yok, vasalı yok, herhangi bir şey yok. Belediye binası 3. seviye. Peki hala. Biz de artık teknolojide bayağı bir geliştik. Sanayileşmeye başladı artık her şey tabii ki. Yavaş yavaş. Tabii makineleşme daha tam anlamıyla yok ancak. Sanayi yavaş yavaş oturmaya başladı. Aydınlanma çağına doğru gidiyorum. Aydınlanma çağına girdik elbette. Onu bitireceğiz. En son endüstri çağı. Beton fabrikası falan varmış. Burada ne var? Endüstriyel demir izabesi. Çelik fabrikası. Kuyumcu. Evlerden 120 bilim çıktısı diyor. Tohum seçimi. Tarla, %10 tarla üretkenliği vesaire vesaire varmış. Dünya Ticaret Ofisi. Matbaa. Petrol. Petrolü gösteren bir yer yok.
Acaba keşfedildikten sonra mı ortaya çıkacak? Onu merak ediyorum. Normalde bölge üzerinde işaret olur ve petrol müdür nedir görebiliyorsun. Kömür, demir. Petrol yok. Göremiyorum hiçbir yerde. Evet, petrol hiçbir yerde görünmüyor. Burada balık var. Büyük su kütlesi derin okyanus diyor. Burası da derin okyanus. Petrol görünmüyor. Acaba keşfedildikten sonra mı çıkıyor? Ona bakacağım artık. Zaman ilerledikçe, teknolojileri açtıkça göreceğim. Evet, bir de çok ciddi anlamda bir kakao şey yaptım. Yatırımı yaptım ve bu kakao yatırımı bakalım bize neler getirecek. Hani altın anlamında daha ne getirebilir bilmiyorum. Ama gayet iyi bir gelirimiz var. Şimdi hemen şöyle teknoloji ağacı diyeyim. Ne açabilirim, ne açabilirim? Yükseltme ağacında bir şey kalmadı. Endüstri çağını bekliyor her şey geliştirilebilmesi için. Bütçe ayarlaması, alimler burası diyor ama ben kağıt üretemiyorum. Ha, kağıt yapacak, kağıt üretir. Peki, alimler bürosu gideceğim. Bir tane silahşör. Eğittik. Aa, neden düştü bunun yuvası? Çok öyle ciddi anlamda şu an için askeri birime ihtiyacım yok. Ancak ileride gerekebilir diye düşünüyorum. Çok güzel. Egnur. Teşekkür ederim 100 altın için. Buradaki mutluluk da fena değil. Benim vasalım. Bize 100 getirisi var ticaret yolundan. Haraç olarak da 156 veriyormuş. Gayet iyi. Şimdi amacım teknolojiyi açıp teknolojileri açıp yükseltme ağacından oyunu bize kazandıracak binaları inşa edebilmek. -21 nüfus artışı olmuş. Bu biraz kötü, çok iyi değil. Peki. Yer var. 491'lik yer var. Daha fazla ev inşa etmeyeceğim. Buradaki evler, inşaatlar bitti galiba. Hemen yükseltmelerini yapacağım. Yeterli tuğla yok diyor. Tamam. Şu tuğlaların gelişimlerine bakmak istiyorum. Bir tuğla fabrikası daha inşa edebilir miyim? Kilimiz ne alemde? İnşa edebilirim bence. Evet. Ve kömür istiyormuş. Kömür istiyor. Bir tuğla fabrikası daha koyabilirim buraya aslında. Hiç de fena olmaz. Hemen şöyle. Hızlı inşa edeceğim. Çok önemli değil artık. Bir de yıldız. Gerçi hemen hemen her şeye yıldız koyuyorum. Yani araştırma tamamlandı dedi bana. Ben yükseltme ağacını mı açtım? Galiba. Yok. Teknoloji ağacı bu. Bütçe ayarlaması tabii ki, tabii ki. Kağıt yapıcı neyden kağıt yapıyor ama? Neyden yaptığı önemli. Tabii burada mutsuzluk verecek şeylere. Ağaçtan mı yapıyor? Neyden yapıyorsun sen? Rıhtım suya bakmalıdır diyor. Yani suyun dibinde olması lazım. Burada yapamam. Burada da olmaz. Şu bölgede olur mu? Aslında bu bölgeyi çok şey yapmak istemiyorum. Çünkü bir tane yapalım. Ev de istedi tabii ki. Bir tane daha yapacağım. Bir tane daha. Madem burayı işgal ettik,
Hani bölgeyi şey yaptık en azından. Mutsuzluk veriyor. Burada herhangi bir şey var mı? Taş harici hiçbir şey yok burada. Peki. Tamam. Çok da yaklaştırmak istemiyorum şu şekilde. Burada da bir depo, küçük bir depo iş görecektir. Evet, hemen şöyle. Bunu hızlı kur dediğimde. Peki bu, evet, odundan kağıt yapıyormuş. Ve burası bayağı bir uzak. Burası bayağı bir uzak. Bakalım iş verimliliği nasıl olacak? Bir tanesini en azından üretkenlik vereceğim. Onu da direkt buraya hemen. Şöyle yapayım. Bakalım. Aslında çok ters bir yerde oldu burası. Çünkü nasıl oraya geçecekler? O sıkıntı. Büyük ihtimal geçemeyecekler diye düşünüyorum. Bekleyeceğim bakalım. Alimler bürosu. Neydi adı? Bürosu. Onu da buraya inşa edeyim diyorum. Ha, bunlar kart üretiyor. Kart çıkartma kart. Tutumluluk kitabı. Verimlilik. Sürdürülebilirlik kitabı. Hemen inşa hızlı kur demeyeceğim. Çünkü 22 bin çok fazla. Ha, geliyorlar. Güzel. En kötü buradan şöyle bir yol yapabilirim. Yani taş yol. Hemen şuradan yol alıp. Şuraya. Şuradan da şuraya. Ve şehirler arası yol deyip. Buradan da buraya. Buradan da şuraya verebilirim. Ancak şunu merak ediyorum. Şehirler arası yolu taş yapabiliyor muyum? Yok, yapamıyorum. Peki. Onu yapamıyorum. 133 bin altına doğru gidiyor. Yani 133 bin altın oldu daha doğrusu. Hemen şu otomatik ticarete bir bakacağım. Ne satıyordum ben? Lale satıyordum. Giysi satıyordum. Giysi seviye düşmeye başladı. Bir saniye. Giysi miktarı düşmeye başladı. Giysiyi çıkaracağım artık çünkü çok ciddi miktarda para var zaten. Gerek yok. Biraz giysi biriksin. Demir alet üretimini bayağı bir arttırmıştım. Ona bir bakacağım. Bunun ihracatını yapabilirim. Teknoloji ağacını göster. Çalışma programı. Buna şimdilik girmeye gerek yok. Ama evlerimiz seviyesi çok düşüyor. Çok düşmeye başladı. Üçüncü kademe ne yapabilirim? Tuvalet kağıdı, elektronik aletler. Benim yapabileceklerim. Çikolata diyor ve çikolatayı şu an yapamıyorum maalesef. Kahve, sihirli mantar, tekila, kahve. Kahve kartı satın alabilir miyim? Kart satın al. Olması lazım. Kahve yetiştiriciliği. Kahve yetiştiriciliği satın alsam bile kahve şeyi var mıydı bende? Galiba çıkmıştı o kart bende. Kahve kavurucu. Evet. Vardı, hatırlıyorum, binası var bende. Maalesef elektrik kesildi yine. Burada her zaman olan bir şey bu. Burada her zaman olan bir şey. Şimdi kart satın aldan şey yapacağım. Hemen
ve yetiştiriciliğini alacağım ancak biraz pahalı bu ya. Pahalı bir tarafa ve ben pahalılık bir yana benim ekecek alanım yok. Toprağım yok. Niye göstermiyorsun sen? Ağaçları çalıları gizli diyelim. Kahve ekecek bölgem yok benim. Aslında şurası var da burada da verimi artırmak için su pompası inşa etmem gerekecek. Olabilir. Burası olabilir. Orası olabilir. Başka? Burası olabilir aslında. Evet, burası olabilir. Burası olabilir. Başka şöyle bakıyorum. Su kenarına yapmak zorundayım. Yoksa herhangi bir su pompasından su çekebilmem gerekiyor onun için. Bakıyorum şöyle kontrol ediyorum. Başka yok. Burası yine bana mantıklı geldi. Şurayı satın alabiliyor muyum? Evet, satın alabiliyorum. Burayı da satın alabiliyorum. Buradan buraya gelsem bu üzüm ama burada üzümü yapmamın çok bir anlamı yok. Zaten üzüm üretiyorum ben yeterince. Kararsız kaldım. Burası çok verimsiz. Burada bir şey yapamam. Zaten satın da alamıyorum galiba. Evet. Karşı kıyı da çok verimsiz. Komple verimsiz. En azından kendiliğinden biraz verimli olan bir toprak olsa şurası gibi burası olur. Burada yapacağım artık kahveyi. Yapacak bir şey yok. Hemen yok diyelim. Bir kar satın alayım. Şöyle şehre gideyim, başkente. Kar satın al. Kahve yetiştiriciliği aldım. Evet, burada olur. Burada olur. Şöyle sen çok uzaklaştım. Yık diyeceğim buradaki yolları vesaire bir temizlesin. Evet, temizle. Gayet güzel. Şu bölge küçük. Yani burası da olabilir. Orası da olabilir aslında. Şurası da olabilir. Ama burada yapsam her iki taraftan da su çekebilirim. Galiba yine en mantıklısı burası benim için. Şöyle şeye yaslarsam olmaz. Şöyle ortada yapayım ki şu kenarlarda içine sokabileyim şeyi, üretim şeyini şu şekilde. Kahve yetiştiriciliği 3200 hızlı kur diyeceğim. Beklemeye gerek yok. Ev istemeyecek şeyde kahve yetiştiriciliğinde ama depo gerekecek buraya. Şöyle bir depoda inşa edeyim. Bunu da hızlı kur diyeceğim. Ve tarla. Buranın verimi düşük, yüksek değil. Tamam. Ev uzak dedi tabii ki. Demese şaşırırdım. Demese şaşırırdım. Şuraya koyabilirim. Ama yok. Merkezde olması lazım ki etraftakilerin hepsi onu görebilsin. Ben orayı direkt onu inşa ettim de. Bir saniye. Yanlış yaptım. Benim ilk önce şey yapmam lazım. Sulama pompası. İlk önce onu inşa etmem gerekiyor. Evet, ilk önce onu inşa etmem gerekiyor. Biraz daha dışta tutamıyor muyum? Şuraya da koyabilirim.
Tamam. 7800 diyor. Bunlardan gelir gelecek bana. O yüzden hiç şey yapmamam lazım. Şu şekilde şuraya bir tane. Burada da bayağı bir şey gidecek. Şu şekilde şuraya. Bir, iki, üç, dört, beş. Tam dibe koyacağım. Tamam. Şu da şuraya. Biraz altın gidecek burada. Artık yapacak bir şey yok. Şu şekilde. Bunun tahmini yapıyorum. Aslında saymam lazım. Ancak önemli değil. Bir saniye. Şurada bir tanesini yıkabilsem aslında çok güzel olur. Ortadakini yakmışım. Şu ağaç katmanını kapat de. Evet. Şurada bana bir yol kalsın. Taş yol dersem şu nehir kenarından işime yaramaz. Köprü yapabilirim şurada. Şu şekilde yolumu şimdiden ayarlamak istiyorum da. Gerçi bu arkadaş da şey, şehirler arası köprü şu şekilde olur. Tamam. Güzel, işime yarar. Bu alan yeterli olacaktır kahve için, öyle düşünüyorum. Yani çünkü devasa yapmaya da gerek yok. Ki zaten bu kadarını da şey yapabilecek miyim? Ona da bakacağım artık. Şuraya doğru da bir uzatsam mı? Evet, mutsuz bir insan daha. Nihal 68 yaşında, hasta, mutsuz. Evet, evi de hallettim. Depoyu da hallettim. Evi de hızlı kursun. Çok önemli değil artık. Kakao, kakao, kakao. Harika. Çok güzel. Şunu da şöyle. Çok güzel. Bir tane daha, birkaç tane daha kakao. Aa, burayı kakao olmadı. Bu kadar oluyor. Tamam, önemli değil. Anladığım kadarıyla çoğunluğunun o şey olması lazım. O bölgede normalde hani burada kakao üretiliyor ya. Şöyle yaptığımda kakaodan çıkıyor ama çoğunluğu kakao olmalı. Neyse, burada ne üretiyorsa üretsin. Onu ellemeyeceğim. Onu ellemeyeceğim çünkü burası verimli bir toprak artık. Şunlara hemen yıldız koyacağım. Hızlı kur diyeceğim. Hızlı kur. Para var. Amiyane bir tabir kullanmak isterdim burada ama neyse. Evet. Bu neden buğday olmuş? Bunun kakao olması. Bu neden buğday olmuş? Aa, bu hiç olmadı. Ben bir de hızlı ürettim ya. Bunlar hepsi buğdaya döndü. Bunlar hepsi buğdaya döndü. Kaktüs, ham, kahve. Tamam. Ham, kahve. Ham, kahve. Bunu yapamıyorum zaten galiba. Evet, bu şey olarak kalıyor.
Bu da ham kahve. Gerisi buğday olarak kalabilir. Çünkü buralar artık verimli topraklar. Sulama yapılıyor. Hemen devam et diyeceğim. Ağaçları tekrar gösterelim. Ctrl T tuşuyla. Güzel. Kahve üretimine de başladık. Bu çok iyi oldu. Ve kahve kavurucuyu ben neden oraya yerleştirmedim? Evet. Bir hata yaptım. Keşke kahve kavurucuyu da oraya yerleştirseydim. Şunu ya da şunu kaldırıp kahve kavurucuyu oraya yerleştirebilirim. Evet, şöyle. Sığıyor mu? Allah cezanı vermeye. Şöyle. Sığıyor. Buna hızlı kur demeyeceğim. Gerek yok. Ama insan atayacağım. Gerçi buraya gidemeyebilirler. Para var. Yükseltmeyi de yap. Girdi gerekiyor. Önemli değil. Kahve yetişir. Her şey yetişir. Evet. Bizim çiftçilik yaptığımız bölge. Şunu düşünemedim aslında. Çok uzakta kaldı. Burada yapabilirdim. Çok uzakta kaldı. Artık yapacak bir şey yok. Artık yapacak bir şey yok. Onu liman yapabilirim. İnşaatı olabilir. Feribot açıldı bende. Bakayım şöyle. Feribot onu yapıyor sanırım. Yani bir denemem lazım gerçi yine de. Ama nereden deneyeceğim? Ben şöyle bir bakayım. Buraya yapamıyorum. Şunun arkasını yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Şimdi merak ettim. Bunu da bir denemiş olurum en azından. Evet, galiba laptopun şarjı azalıyor. Gücü kesti şu anda, takılmaya başladı. Elektriği kesildiği için sağ olsun. Çok uzakta diyor. Doğal olarak. Doğal olarak çok uzakta diyor. Şu noktaya bir yere yerleştirebilir miyim? Yine çok uzakta diyor. Ne kadar bir mesafe istiyor ki bu? Şurada, burası da çok uzak diyor. Zaten başka bir noktaya yapmamın bir anlamı yok. Burada da olabilir aslında. Hem yol oluşmuş olur. Evet, köprüden geçemiyor diyor. Ne güzel, ne güzel. Buraya da yapamam tabii. Bölgemin içinde olması lazım. Burası da çok uzakta. Neyse, kullanamayacağım bunu herhalde ama mantığını anladım en azından. O da güzel bir şey. Şu kağıdı kontrol edeyim, sonra bu bölümün sonuna geleyim. Çünkü elektrik de kesildi ve... Evet, iş yapıyor şu anda. Bu yoldan geliyorlar. Gayet iyi. Oyunu duraklatayım. Sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, güzellikle kalın, sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.